Sene 2006. Mevsimlerden bahar. Ve benim şarkıcı olma hayalim bitiyor. Anaokulunda insanın nasıl başarısızlık öyküsü olabilir ya? Benim var. 23 Nisan gösterileri yaklaşıyordu. Sevgili öğretmenim herkesi ikili gruplara ayırmıştı. Beni soyadı Sandık olan bir kızla ekip yaptı. Gerçekten bu kızın ismini hatırlamıyorum. Soyadı kalmış aklımda. Kopuzdan bir tık daha garip bir soyadı var. Sandık Hanım oldukça uzun. Ben ise oldukça kısa bir çocuktum. Tıfıl, obez ve uzun bir ekip olmuştu bizim ekip. Öğretmen dedi herkes 23 Nisan gösterisi için fikir bulsun. Biz Sandık Hanım'la işi çok ciddiye aldık. Herkes orada trenle, legolarla oynayıp sümüğünü yerken biz toplantı yapıyor, sınıfımızın onuru için mücadele ediyorduk. Günlerce planladık, düşündük. Yeri geldi tartıştık. Ama iş ortamında olur böylesine ufak tatlı tartışmalar. Birkaç kere beni hırpaladı sevgili ortağım. Fakat problem yok. En sonunda Şirinler konseptinde karar kıldık. Öğretmen, çocuklar ne düşündünüz dedi. Ben anneme sunum dosyası hazırlatmıştım. Kararlıyım fikrimde ısrarcı olmaya. Ben direkt atıldım. Öğretmenim, biz Şirinler konseptinin uygun olacağını düşünüyoruz dedim. Sunum dosyamı da uzattım. Sunum dosyasının içerisinde sadece Şirin Baba ve Şirin'in olduğu A4 çıktısı vardı. Okuma yazma bilmiyorum. Ne yapayım? Ne ekleyeceğim sunum dosyasına? Bizden başka kimse fikir sunmadı zaten. Bir çocuk çok hızlı konsept buldu. Öğretmenim, Selena konsepti yapalım. Ne dersiniz dedi. Öğretmen cevap bile vermedi. 6 yaşındaki bu velede iyi bir ders verdi sessizliğiyle canım öğretmenim. Şirinler iyidir dedi. Ya da elindeki seçenek Selenalar ve Şirinler olduğu için seçti birini. Bilmiyorum. Müzik ne olsun dedi. Atladım. Tabii ki Tarkan'dan Şımarık parçası dedim. O sıra en çok onu dinliyordum. Aklıma geldi söyledim. Onu da kabul etti. Sınıftaki havam aşırı artıyordu. Ve bu benim çok hoşuma gidiyordu. Dans olarak nasıl bir şey yapabiliriz dedi. Şöyle bir şey yapalım dedim. Kabul etmedi. İkidir iyi gidiyordum aslında. Şansımı denedim ama yemedi bu sefer. Fakat canım ortağım birkaç figür gösterdi. Yattı öğretmenin aklına. Şarkıyı da Sedat söyler diye oyna attı beni. Ulan öğretmen sen eşek buldun da ne sorumluluk yüklüyorsun? Ne anlarım ben şarkı söylemekten? Daha önce neyi mırıldandığımı duydun da böyle bir karar veriyorsun. Yaklaşık 15 gün boyunca prova yap. Fakat hiç bana şarkı söylettirmedi. Bu provalarda hep arkadan hoparlör açıyorduk. Ben dedim vazgeçti herhalde. Provalarda ben sadece dans ediyordum diğerleri gibi. Gün geldi. Sabah baya erkenden gittik biz gösteri alanına. Sedat dedi. Bir şarkı söyle bakalım. Hiç test etmedik. Ben başladım. Ocağına düştüm yavrum, ocağına düştüm yavrum diye şarkı söylemeye. Öğretmenin çok tadı kaçtı. Gitti. 15 dakika sonra gelip sen sadece arkada alkış tut evladım dedi. Baya baya benim bulduğum konseptten atıldım. Görünmez bir eleman oldum. Yazıklar olsun sizlere ve emeklerime.